Efendim milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için son saatler. Kulisler kulislerde 3 dönem kuralı nedeniyle AKP'de gerilim yaşandığı konuşuluyor. İddiaya göre tartışmanın tarafları Genel Başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım. Numan Kurtulmuş istisna olmasın diyor. Binali Yıldırım ise buna karşı çıkıyor. Evet. 14 Mayıs yaklaşırken vatandaşın gündemi ekonomik kriz ve özgürlüklerin kısıtlanması. Kadınlar, sokağa, özgürleşmeye. AKP'de ise gündem bambaşka. Üç dönem kavgası. 9 Nisan saat 17 milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edileceği son gün ve saat AKP'de adı Hizbullah'la anılan Hüdapar'a ve diğer ittifak ortaklarına listelerde yer açma telaşı var. Diğer telaşta 24, 26 ve 27. dönemi kapsayan 3 dönemdir milletvekilliği yapan isimlerde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Yılmaz Tunç. Parti Genel, Merkezi... Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiroz. Üç döneme takılan isimlerden sadece birkaçı. İkinci bir hafta şey AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı bir televizyon programında 3 dönem kuralının AKP'ye sinerji sağlayacağını iddia etti. 3 dönem üst üste milletvekilliği yapan bu dönem ara verecek. Ben yokum. Bunu da başından beri savunuyorum. İnşallah bunun da bizim siyasetimize çok büyük sinerji sağlayacağını düşünüyorum. Hamza da net konuştu. İstisna yok dedi. Kesinlikle bir istisna yok. 70-71 kişi buna giriyor. Listeler verilmedi. Genel çerçeveyi bildiğim için söylüyorum. Yarın mahcup olmak istemem. Ama an itibariyle böyle bir kural net bir şekilde uygulanacak. Perde arkasındaysa kavga var. Kulislerde iki genel başkan vekilinin adı geçiyor. Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım. Merhaba. Kurtulmuş, 3 dönem kuralının kesin bir şekilde uygulanmasından yana. Yıldırımsa parlamentoda deneyimli isimlere ihtiyaç olduğu itirazını yapıyor. AKP'de son sözü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan'ın kararını görmek içinse saatler kaldı.